tasarım deyince ilk aklınıza gelen? Kıyafet. Kıyafet tasarımı olabilir büyük ihtimalle. Gördüğüm kıyafetlere ben şaşırıyorum. Yani çöp poşeti gibi çanta yapmışlar. Geçen gün gördüm televizyonda simsiyah bir tane markanın ismini hatırlamıyorum şimdi ama ona şaşırmıştım. Tasarım bir buluş. Tasarım her şey akla geliyor. Yani şu mikrofon bile tasarlamak. Yani şuradaki banklar, şu araba, her şey bir tasarlama yani. Teknoloji, beyin. Yani herkesin kendi düşüncesini ortaya koyduğu bir özgürlüktür. Takı, her şey tasarım aslında hayattaki. Tasarım denildiğinde ilk akla gelen moda tasarımdır. Fakat tasarım, tutku ile peşinden gittiğiniz hayallerinizin fiil olarak gerçekleşmesidir. Tasarım hayatın ta kendisi, tasarımcısı ise insandır. Benim tasarımla olan yolculuğum takıyla başladı aslında. Ve üç boyutlu bir şeyler yapmaya çalışırken Mehmet Kabaş'la çalışıyor olmak zaten yeterince bir okuldur insanın hayatında. Taş kalitesinden, boyutundan, altının ve mücevherin nasıl olması gerektiğinden, hangi kitaptan nasıl yararlanacağınıza bakmaktan başlayan ve bütün üretim süreçlerini içeren bir akademik durumdur. Ankara Sanat Galerisi'nde başladım aslında işe. Ve onun arkasından kendi atölyemi kurdum ve her zaman üretimin içinde oldum. Zaten sanat tarihçi ve mimar bir aileden geliyorum. İster istemez çocukluğunuzda yaptığınız işi çok çok etkileyen bir durum. Çünkü Tatbik Güzel Sanatların koridorlarında geziyorsunuz. Bedri Rahmi'nin fırçalarını görüyorsunuz. Jale Yılmabaşı'nın nasıl seramik yaptığını görüyorsunuz. Tekstile dokunuyorsunuz filan derken işte böyle bir karmaşık yumak çıktı ortaya. Onun arkasından kendi şirketimi kurdum ve ilk yaptığımız işler zaten Kültür Bakanlığı'na müze replikaları üretmekti. Onun arkasından ödüller geldi, sonra kurumsal işler geldi. Armagan'ın kuruluşu geldi. Armagan'dan sonra Gaziantep Belediye ve Türkiye'nin bir sürü şehrinde atölyeler kurarak o insanların üretime katkısını arttırmak ve geleneksel el sanatlarının katma değerini daha yükseltip nasıl daha yüksek kalite ürün yapılabilire çok fazla kafa yorduk. Öyle de devam ediyoruz. Efendim merhabalar. Bu hafta benim tasarımımda konuğumuz sevgili Esmer Erdem. Sevgili Esmer nasılsın? Çok mersi. İyi. Çok teşekkürler. Sağlık nasıl? Her şey? Için. Her şey yolunda. Şükürler olsun. Süper. Sen bir tasarımcısın ama aynı zamanda tasarım danışmanısın. Tasarım yönetimi ne demek? Tasarımcı ne demek? Tasarım ne demek? Bunu sana sormak istiyorum. Bilir kişiyi, işin en uzmanına. Şöyle diyebilirim. Aslında ben evet tasarımcı değilim. Çünkü tasarımcıyım dersem gerçekten çok iyi tasarımcılar var. Onlara ayıp etmiş olurum. Benim yaptığım iş aslında tasarım yönetimi. Birçok disipliner işi bir araya getirip bütün bunlardan bir konsept mağaza veya bir ürün gamı veya bir firma için ürün çıkarmak. Bunu yaparken tabii ki tasarımı bilmeniz gerekiyor, boyut bilmeniz gerekiyor, malzeme bilmeniz gerekiyor. O malzemelerin birlikte nasıl üretileceğini bilmeniz gerekiyor. Yani üretime hakim olmanız gerekiyor. Birçok disiplini bir arada çalıştırmak. Tasarım nedir derseniz bana göre tasarım aslında bir duruş. Yani tasarım bence aklın, mantığın ötesinde başka bir durum. Bir durum yani şudur diye bir takım cümlelerle açıklamak çok zor bir şey. Çünkü gerçekten bir duruş, başka bir bakış açısı. Biraz farklı ve hatta benim bir tabirim vardır. Biraz yamuk bakmak. Yani düz ve bilinenin normların dışında bakmak ve biraz öyle durmak biraz gibi bir şey. Çevirmek.
ters çevirmek, biraz karıştırmak, yani bir duruş aslında. O duruşu edindiğin zaman hayattaki her şeye zaten öyle bakmaya başlıyorsun. Öyle. Ama şöyle bir şey var ya, şimdi tasarımcıları bir araya getiriyorsun. Onu da tasarlıyorsun. Yok, tasarımcıları... Anlayabilir miyiz? Böyle tabii, şöyle... Anlayabilir miyiz? Yani bir ne aslında tasarımcısın. Ya da küratör mü? Yani küratörlük ya mü? Değil, tasarım yönetimi. Tasarım küratör yönetimi. Tamamen küratörel sanatlara... anlamda destek alıyor musun ya da bu yönde? Yok, şöyle tasarımla ilgili bir iş yapıyorsanız onun terminolojisinde küratör yok. Küratör sergi durumunda devreye giren bir bilgi birikimi ve genelde plastik sanatlar tasarım sergileri tabii ki çok çok kıymetli ama bizim yaptığımız iş daha çok üretime dönük olduğu için orada bir küratör ihtiyacımız olmuyor. Bizim bir ekibimiz var. Bu tasarımcılardan oluşuyor. Zaman zaman değişiyor. Ama mutlaka bunun içinde zanaatkarlar var. Atölyeler var bir kere. Temel üretim alanı zanaattan geliyor. Benim dikkat ettiğim önemli bir şey, zanaat çok mistik bir süreç ve o mistik süreci ben her alanda kullanmaya çalışarak üretim yapıyorum. Ve hatta daha da böyle büyük bir şey söylüyorum, tasarım zanaat olmadan olmaz diyorum. Çünkü her şeyin kökeninde ne kadar 3D üretimlere de geçse dünya, mutlaka bir zanaatın ağır bastığı bir alan bu alan. Ve tam da aslında kullanmamız ve devam ettirmemiz gereken, sürdürülebilir hale getirmemiz gereken de bir alan aynı zamanda. Biz nasıl çalışıyoruz da gelince? Diyelim ki en son işten örnek vereyim size. Lütfen. Yani eskileri anlatmanın gereği yok belki. Mesela Cumhurbaşkanlığı Senfoni Binası açıldı Ankara. Onun içinde binlerce alan var, yani konser salonları var. İşte otoparklar var, müze var, çok çok kıymetli bir takım alanlar, galeri var. İşte resim heykel müzesinden çıkartılan Hadi Baralar, Kuzgun Acarlar sergileniyor falan. Bu arada bir de bakan yardımcımızın, Özgül Hanım'ın önerisiyle içine bir design shop yapılmasını istedi. Şimdi design shop dediğiniz zaman bu sefer herhangi bir ürünü oraya koyamıyorsunuz. Çünkü oranın iç mimarisinin bina bir zaten... karakteri var. Tabii. Bina zaten ödüllü, müthiş bir şey. Şimdi o binanın içine bir şey yaptığın zaman çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. O binayla uyumlanması, iç mimarisinin standlara kadar, aydınlatmasına kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Ürün gamına geldiğinizde mutlaka o konsepte uygun ürün yapmanız lazım. Yani müzisyenlerin kullanabileceği, insanların bir müze şopa girdiğinde görebileceği ürünler gibi o konsepte uygun şeyler yapmanız gerekiyor. Onu yaparken tabii ki doğal olarak ambalajını düşünmeniz gerekiyor. İşte bunun kurumsal kimliğini ve sergilemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Hepsi birbirine bağlı. Hepsi birbirine bağlı. Hiçbirisini bir diğerinden ayıramıyorsunuz. Aynen öyle. Ayıramazsınız. O yüzden önce bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki toplantıda birlikte çalıştığınız ekibe bu mağazada olması gereken ürün gamı şudur. Bu demektir ki aşağı yukarı 60-70 ayrı ürün grubu var. Bunları üretmek için önce tabii ki çizilmesi gerekiyor. Teknik çizimlerinin, boyutlarının, ambalajının, işte ağırlıklarının bir sürü detaya giriyorsunuz. Onlar tek tek üretiliyor. Sonra işte etiketler var, kurumsal kimlik var, dikkat etmeniz gereken filan dediğim anda zaten yüzlerce atölye devreye girmiş oluyor. Bunun için de zanaatı kullanıyorsunuz. Çünkü ben bir de geleneksel kültürden kopmayan bir insanım. Evet, onu sormak istiyorum. Türkiye'de zanaat ne noktada? Yani biraz acılı bir noktada açıkçası. Çünkü satış olmadığı zaman üretim yapılamıyor demek. Zanaatın en çok dokunduğu yer bizim yıllar önceden beri ürün yaptığımız Ankara Kültür Turizm Bakanlığı döner sermaye işletmeleridir. Ve resimler aslında Türkiye'deki üreticiyi korumak üzere konumlandırılmıştır. Sonra farklı yapılara geçmiş olması doğal olarak üreticiye müthiş sekte vurmuş durumda. Tabii ki. Yani bir sürü küçük atölyenin kapanması falan o döneme denk geliyor. Ama eminim şimdi yeniden
toparlanacak ve yeniden başka bir formasyonla bütün bunlara dikkat edilerek yepyeni bir alana geçilecek diye düşünüyorum. Çünkü bakan beyin de çok çok önem verdiği bir şey ürün ve üretim konusu. Herhalde o zaman gene bütün üreticiler yeniden ayağa kalkacak diye düşünüyorum. Şey bir de emek vermeyen bir toplum haline geldiğimizi düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Yani... Çünkü zanaat de çok emek ve sabır işi. Belki senin mistik bir süreç olarak tanımladığın şey bu olabilir mi? Tabii ki. Yani tabii o sabır, onu ince ince işlemek, artık kesinlikle üretmiyoruz. Yani emek veren, değer veren bir toplum olmaktan çıktık. Bir de duruştur dedin, hani tasarım bir karakterdir, bir duruştur. Anadolu topraklarının aslında bu toprakların, bu coğrafyanın kendine ait çok güzel bir karakteri, çok güzel bir duruşu var. Onu, o duruş tabii var hala, tabii hala var, var. Ama tabii üstü var, çok örtülü. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şöyle, yani hepsi birbirine paralel. Şimdi üretip satamıyorsa geri dönüp malzeme alamıyor ve yapamıyor. Mistik süreçten kastettiğim şu, mesela bir bakır dövme yapan ustanın, düşünün ki sabah 8'de bir yere oturuyor, bağdaş kuruyor, önünde bir tezgahı var, onun üzerinde o bakırı burada gördüğümüz gibi bir müzikal bir ritimle müthiş bir şekilde akşama kadar tık 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 işliyor ve bir ürün çıkıyor akşama. Ve bu adamın yaptığı şey tabii ki mistik bir şey. Meditasyon gibi bir şey aslında. Çok. Yani bir işi sürekli yaptığınız zaman zaten başka bir boyuta geçiyorsunuz. Zaten o mistizm bu değil mi? Kesinlikle. Yani bir keçe yapan bir ustayı düşünün. Teriyle birlikte onu yoğurup keçeyi ürün haline getirip müthiş bir değer haline getirmesi veya bir pırlanta ustasının ürün bittikten sonra onu yüzüğü rokelaya koyup üzerine mıhlama yaptığını, yani bunların hepsi mistik şeyler. Çok. Her alanda, tekstilde, baskıda, ne bileyim deri üretiminde adam onun üstüne bir ruh koyuyor ve bir desen yapıyor. Makine işinden bahsetmiyorum. O gene apayrı bir durum. Durum. Seri üretim falan hepsinde olabilir ama o mistik süreç zanaat kültürüyle yürüyen bir şey. Evet, bakalım. Çünkü orada onu yapa yapa atıyorum işte bakırı dövüyor dedi, o bakırı döve döve artık o olmaya başlıyor. Evet. Çünkü tam konsantrasyon orada olmak durumunda değil mi? Aynen. Ve onun içinde o meditasyon bakır haline geliyor. İşte meditasyon yani. Yani onun için çok mistik bir süreç tabii ki. Çok kıymetli. Yani başka türlü zaten olamaz. O aynı işi yapmanın getirdiği insana ruhsal bir eğitim var. O eğitimin, o felsefenin içinde yoğrulan insanların duruşu da başka. Çok başka. Başka. Yani onu saygıyla, sevgiyle devam ettirmeye çalışıyoruz yani. Ettirmek zorundayız zaten. Bu ülkenin geleneksel kültürünü ne kadar tasarım dokunuşuyla yükseltseniz de o temel duruşa hepimizin saygı duyması gerekiyor yani. Hiçbir şey. Peki günümüzde geleneksel sanatlarımız sanatla, yani modern sanatla nasıl buluşuyor? Vallahi modern güzel işlenebiliyor mu? Bu hassas bir şey çünkü güzel sanatlarla üretim konusu biraz farklı. Yani plastik sanatlar güzel sanatların altına giriyor. Ama geleneksel sanatlar Anadolu el sanatları başlığının altına giriyor. Yani ikisi aslında ayrı ayrı şeyler. Ama gene başa dönüyorum. Tabii ki zanaat olmadan o üretimde olmuyor. Yani bir anlamda şimdi Ebru'yu ne kadar modernize edebilirsiniz mesela? Geleneksel bir sanat. Onu ne kadar modernize edebilirsiniz? Bugün çok çok özel bir takım defterlerde, işte derilerde, kutularda falan kullandığınız zaman o genel formun ne kadar modernize ettiyseniz onu üstüne o kadar yakınlaştırıp koyduğunuzda o ürün modern bir ürün haline gelir. Ama Ebru'yu sadece kağıt ve duvara astığınızda ayrı bir yeri var. Ama modernize edip hayata soktuğunuzda biraz bizim işimize dokunuyor işte.
Yani bizim yaptığımız şey biraz o. Floransa'da da Ebru var, bizde de Ebru var ve aynı kültürün üstünden devam ettiriyoruz aslında işi. Şimdi oraya baktığınızda oradaki Ebru ile yapılmış olan ürün gamı bütün dünyadaki insanların alıp evine koyabileceği kalitede. Ama biz Ebru'yu sadece geleneksel sanat olarak bir yere koymuşuz. Ama bir sürü kullanım alanı daha var. İyi kullanım alanları daha var. Evet, eşarp yapıldı, bir ara kravatlar yapıldı, evet. Bir şey. Ama genelde belli bir durduğu nokta var. Ama onu doğru yerde durmasını pek bilemiyoruz gibi geliyor bana. Ya o tasarım işte, tasarımla ilgili. Yani orada çok büyük sorun yaşıyoruz ve evet. Yazık o da heba olup gidiyor gibi geliyor bana. Yani çağa uyduramazsınız. Diyelim ki bir Danimarkalı tasarımcının onu alıp evine kullanmasını sağlamıyorsanız, sadece kendi ülkeniz içinde, kendi lokal durumunuz içinde değerlendiriyorsanız zaten o ürün bir yere gitmiyor. Ve neden bir kısmı yok oluyor, neden bazı el sanatları satılmıyor? Çünkü bakarsanız mesela GAP projeleri var. İşte ne bileyim Türkiye'de bir sürü sergi yapılıyor, altın eller yapılıyor, işte Sultanahmet'te dünya kadar şey yapılıyor mu? Yapılıyor. Yapılıyor, evet. Hepsi yapılıyor var. Ama yapılan etnik olan ve otantik olan o en tehlikeli kelimeleri kullanarak evet. O ürünleri sergilemek. Evet. Şimdi öyle yaptığınız zaman doğal olarak bir yere varamıyorsunuz. O ürünün kalitesini düzeltmek gerekiyor. Mesele Anadolu el sanatlarını birebir o haliyle satmaya çalışmak olmamalı. Onların bazılarını düzeltmek gerekiyor. Yani bu çalışmalarım için tabii ki geçerli değil. Halk sanatları için değil. Ama düzeltilmesi gereken, ne bileyim seramikte pişirim, fırın ayarını değiştirmek gereken ya da Ebru'daki gibi daha modernize edilmesi gereken bir sürü alan var. Ama biraz oraya dokunmuyor insanlar. Dokunmak istemiyor bence. Çünkü o apayrı bir şey gerektiriyor, bilgi gerektiriyor. Bilgi yani. Gerektiriyor. Bence bizde o bilgi çok eksik. Yani şimdi Ebru'yu, yani Ebru'yu alıp böyle bir hani bütün mutlaka ona da uygun bir desen bir şey çıkacaktır, bir yaratım çıkacaktır ama kravatta görmek istemiyorum ben Ebru'yu mesela. Çünkü kullanmıyor kimse zaten. Yani ya onun için de kullanmıyor. Bir de çok her enteresan yerlerde satılıyor her yerde işte Ebru'dan. Bu yani. Dokunulması gerekiyor. Yani bu güzel olanı da, olanın da üstünü örtüyor. Öyle. Ve itiyor, doğal olarak itiliyorsunuz. Çok ne bileyim yüzeysel oluyor, cezbetmiyor. Halbuki çok cazibeli bir şey. Evet, ama işte emek vermek gerekiyor. Yani her birinin üzerinde ayrı ayrı çalışmak, belki ne bileyim tekstil için ayrı, işte deri için ayrı bir okul kurmak gerekiyor. Yani benim bütün zaten aklımdan geçen bu işlerin sonunda yapılması gereken bir disiplinler arası dizayn stüdyo üstünden üretimi yeniden gözden geçirmek ve kendi kültürümüze yeniden sahip çıkmak. Çünkü bozmak, yozlaştırmak yazık oluyor. Burada geleneksel sanatlarımızın en güzel, en zarif örneklerinden bir tanesini görüyorum sevgili Esmer. Tel kırma. Evet. Değil mi? Pek üzerine ne kadar tel kırma. Ne kadar zarif. Evet. Yani geleneksel sanatlara ilgi duymasanız bile bunun zarafetine, cazibesine çekilir insan. İşte ne kadar güzel bir örnek dediğine. Yani çok öyle. Şık. Yani modern sarayın bir ev bile olsa ben bunu ne kadar evet. Modern işte döşeseniz bile evinizi alıp böyle bir köşede bunu görmek, kullanmak isterim. Yaşatmak için de kullanmak lazım. Evet, evet. Sarayda kullanılıyor zaten bu. Gümüş yani herhangi bir tepsi üzerinde mutlaka bir tel kırma örtü, elin altından sarkan üzerinde fincan, lokumluk işte ne kadar su filan yani tamamen geleneksel ama biz onu bir ara Cumhurbaşkanlığı hediyesi olarak yapmıştık. Ve içine de yazmıştık yani işte Türk bizdeki kahve kültürü sarayda nasıl kullanılıyor filan diye hikayesiyle birlikte. Yani hediye ettiğiniz insanların da alıp o kültürü okuyup böyle kullanılıyormuş falan diye bilmesi gerekiyor. Değil yani mi? Yaşatmak aslında böyle bir şey. O kadar basit. Çok güzel. Mesela az önce de konuştuk. Yani evet kahve kültürü, Türk kahvesi ama böyle bir sunum içerisinde olduğunu, bunun bir bütün olduğunu
kimse düşünmüyor. İşte onu bir sertifikayla anlatıyorsunuz. Yani evet. Türkçesini, çok İngilizcesini güzel. Yazıyorsunuz. Harika. Anlıyor alanlar. Yani kullanmak istediğinde de belki aynı şekilde kullanıyor. O da hoş bir şey. Evet, ben böyle kullanmak isterim. Tasarım nedir? Tasarım deyince ne anlıyorsunuz? Üstüme giydiğim kıyafetin güzel olması. Yani bir şeyin üstüne güzel durması. Yani ona aitmiş gibi durması. Tasarım çok ileri bir aslında bana göre bir konu. İlk önce Türkiye'deki bir zihniyetimizi değiştirmemiz lazım ki bu Türkiye'den sağlam bireyler çıkarmak istiyorsak, gerçek tasarımcılar çıkarmak istiyorsa, ülkeye faydalı bireyler çıkarmak istiyorsa ilk önce şu kafadaki mentaliteyi değiştirmek lazım. Bu kafadaki mentalite değişmediği sürece kusura bakmayın ama hiçbir şey olmaz. Kişinin kendine özel yani yaptığı bir şey. Tasarım bir şeyi yeniden yapılandırması demektir. Tasarım deyince sanatsal bir şey geliyor yani. Böyle desenler, renkler. Bilemedim. Göze güzel gelen her şey bence bir tasarımdır. Bir insanın kendi kafasında kurduğu bir şeyi somut bir şekilde gerçekleştirmesidir bana göre. İnsanın kendinin başardığı ve yaptığı şeyler tasarımdır aslında. Peki, halk tasarım deyince ne anlıyor? Ne anlıyoruz halk, tasarımda? Şöyle, halk dediğimiz, mesela ülkenin halk eğitimleri var, teknik okullar var, ismekler gibi bir takım toparlanmış ve bir araya getirilmiş kurumlar var filan. Ama bütün bunların genelde yaptıklarına baktığımızda işte bir tane ayakkabı alınıyor, üzerine strass taşlar yapıştırılıyor ve tasarım denilebiliyor. Evet. Yahut da kontrplaktan satılan böyle görüyoruz hani sokakta binlerce tepsiler, çerçeveler, böyle seri üretim bir şeyler var. Mesela onları alıp üzerini boyayıp ondan sonra bir yerine bir taş, gül, çiçek, böcek bir şey yapıştırıp tasarımcıyım diyenler var. Tabii bu bir cesaret meselesi. Yani bu tarafa çok fazla aslında dokunmamak lazım. Çünkü bunlar biraz evden çıkıp kadınların sosyalleşmesine yarayan da bir şey. Üretime itekleyen. Aynen. Üretime iten. Evet. Sosyal... Ve teknik anlamda da bir şeyler öğreten. Evet. Bir şey yapıyorlar. Çünkü yani bunu söylemeye gerek yok herhalde ama bu ülke sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'den oluşmuyor. Evet. Yani Harran'daki kadın bugün hala sokağa çıkamıyor. Evet. Ve kendisine gidip bir eşarp alıp boynuna takamıyor. Evet. Bırakın elbise deneyip bedenine göre bir alışveriş yapmayı, bunu bile alamıyor. Kocası ne getirse onu giymek zorunda. Ne getirse onu pişirip yedirmek zorunda herkese. Şimdi oradaki kadının veya Batman'daki bir kadının sosyalleşmesiyle Nişantaşı'ndaki kadının sosyalleşmesi aynı şey değil. Aynı yerden bakamayız. O yüzden oradakine saygım da sonsuz. Çünkü devlet onlara para ödüyor. Sadece evden çıkıp o birime gitsinler, orada örgü örsünler ve iki arkadaşlarını görebilsinler diye. Şimdi bu biraz da onları itelemek için yapılmış bir proje. Oraya hiçbir şey söyleyemiyoruz ama biraz daha üstten bakmaya çalışıp biraz daha eğitime ve tasarıma verilen değere baktığımızda o zaman daha iyi şeyler yapılması gerektiğini görüyorum mutlaka. Yani Çin'den getirilmiş bir çay bardağının üstünde taşlar yapıştırıldığı zaman bunun bir müze mağazasında satılması evet. İhtimali. Evet, ben çok üzülüyorum. Korkunç. Müze mağazalarında. Evet. İnanılmaz enteresan, evet, çok alakasız, o müzeyle alakasız evet. şeyler görüyorum. Yani şu anda bu gerçekten herkesin sıkıntısı. Yani Göbeklitepe'ye gidiyorsunuz, polyesterden yapılmış o müthiş oradaki yalın heykeller polyesterden yapılmış ve insanlar alacak ürün bulamıyorlar. Ne bileyim, Isparta Müzesi'ne gidiyorsunuz, Burdur Müzesi'ne gidiyorsunuz. İşte şahane bir sergi var, bir tane kitap alıp eve götürmek istiyorsunuz, kitap yok. Yahut işte Gaziantep herhangi bir müzeye gidiyorsunuz, içinde böyle strass taşlı bir şeyler satılıyor.
Bunları söylediğiniz zaman aslında Dolmabahçe Sarayı da buna dahil yani. Dolmabahçe'nin içindeki mağazada da evet. Denizli'nin çarşafları satılıyor. Neden? Yani nedenini sorduğunuz zaman biz çok satıyoruz diyorlar. Yani burası bir saray mağazası. Satmayınız lütfen. Yapmayınız ve sarayda kirletmeyiniz. Böyle şeyler satılır. Aynen öyle. Sarayın kültürüne uygun şeyler ve replikalar satılır. Tabii. Yani. Bu şu anda zaten bakanlığın da bence çok çok dikkat üzerinde durduğu ve önem verdiği bir konu. Özellikle tabii kadın eli dokunuşu çok çok kıymetli bir şey. Hepimiz biliyoruz ki bakan yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yani CSO'daki emeği de inanılmaz yani inanılmaz. Bu konuya da eminim çok müthiş bir ağırlık verecekler. Sıkıntı yani herkesin hakkında. Çok 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 sıkıntılı. Toplu olarak sanırım estetik algımız zayıf bizim. Ama sadece kendi toplumumuz için bunu söylemek istemiyorum. Şu konuşmuş olduğumuz durum aslında bütün dünya için geçerli. İşte diyorsunuz ya işte bir tane işte Çin'den gelen bir bardağı alıyor yapıştırıyorsun. Bunu dünyanın her yerinde aslında hemen hemen belki bizde çok çok daha fazla ama başka ülkelerde de görüyoruz. Yani tasarım çok ince, çok hassas, senin de dediğin gibi bir duruş, bir karakter. Aslında bir fikrin ilk önce hayal dünyasında olması, onun yavaş yavaş somuta inmesi ve bir işleyen bir zanaatla beraber işleyen bir süreç var. Hı hı. Doğru muyum bilmiyorum lütfen. Doğru, doğru. Yani çok bu çok kolay bir şey değil. Evet. Çok kolay bir şey değil. Hı. Bazen bir yıl sürüyor bir şeyi tasarlamak, bazen 3 ayda da çıkabiliyor. Tamamen bir doğum. Yani ve yaptıkça estetik algınızın da ilerlediği, size de sıçrama yaptıran bir şey tasarım diye bakıyorum. Ve genelde hem dünyada hem de bizim özellikle toplumumuzda estetik algının zayıflamış olduğunu görüyorum. Yani her açıdan diyemiyorum. Mesela o konuştuğumuz ürünler genelde bize Suriye'den geliyor ya da Çin'den geliyor. Şimdi bu geniş bir alan. Tabii ki dünyaya ürün satan bir fabrika tabii ki Pyrex de üretecek, onun da üretecek. Veya işte ne bileyim Türkiye'nin en önemli markası cam satan bir marka diyelim. Şimdi buraya bir cam şişe veya bir obje tasarlamak tabii ki uzun bir süreç. Ama bir de böyle konsept olan, çok çabuk yapılması gereken, çabuk cevap alınması gereken ürünler var. Yahut kurumların kendileri için verdiği bir takım tasarım ürünler, yılbaşı hediyeleri, ödüller, bunlar da aslında ürün. Yani burada da başka türlü bakılması gerekiyor. Kurumların verdiği hediyelerin de çok önemi var. Kesinlikle. O kurumu yansıtması. Yani aslında kültürel ürün yapmak başka bir şey. Seri üretim yapmak başka bir şey. Bütün bu alanlar böyle çok çok kısa zamanda tabii masaya atılacak şeyler değil ama şu anda bizim konuştuğumuz genelde geleneksel olanlar, korunması gerekenler, dokunulmaması gerekenler veya üzerinde değişiklik yapıp yeni dünyaya hazırlanması gereken ve bütün dünyanın kullanımında olabilecek kalitede ürünler. Yani biz aslında kendimizi konuşuyoruz şu anda. Evet, dünyada da bir estetik problem olabilir ama ben bizdeki kadar yozlaşmış ürün gamı herhalde başka ülkede yok. Yani Suriye falan gibi ülkelerde Çin zaten mecburen yapmak zorunda, yani o talebi karşılamak zorunda, para kazanmak zorunda, fabrikayı işletmek zorunda falan. Biraz dikkat etmek gereken konular diyeyim yani. Böyle bir büyük bir şey söylemeyeyim hani bütün dünyada falan diye ama. Çoğunlukta böyle. Evet. Peki, sanat ve tasarım arasındaki aslında birlikte. Birlikte tabii. Yani ikisi ayrılamaz. Sanat ve tasarım, yine zanaat olmadan tasarım olmaz, sanat olmadan da tasarım olmaz gibi bir şey. Çünkü o kadar hepsi birbiriyle iç içe ki. Mesela en son yapılan işlerde bir sanatçımızın resimlerinden bir giysi tasarımcısı müthiş elbiseler yaptı. Ve bunlar müzayedede satıldılar. Şimdi burada tasarım var, sanat var, üretim var.
müthiş bir dokunuş var. Yani bir sürü yere değen olay yaşandı yani. Hem tasarım var hem sanat var. Yani ikisini birbirinden ayırmamıza imkan yok. Tasarım hayatın her alanında. Her alanında var. Yani bir yemek mesela artık yemek tasarım yemek üzerinden değerlendiriliyor. Size bir tabak getiriyorlar. Bir sanat eseri. Evet, bakıyorsunuz. Yani yiyemiyorsunuz. Evet, bir sanat eseri. Yani evet. Japonların çiçek tasarımı gibi bir tabak tasarlıyor. Oraya minicik bir tane 3 santimlik bir incir koyuyor mesela, yemyeşil. İşte kenarına bir tane turuncu, greyfurtu soyup yanına bir tane de böyle minik palmiye koyuyor falan. Yani özel bir durum. Evet. Artık her şey tasarım. Çok her güzel, şey tasarım evet. Ve detay. Öyle detay, detay. Peki sevgili Esmer Erdem, çok teşekkür ediyoruz. Ben de. Vallahi ben de çok teşekkür ediyorum. Şahane sohbet. Sağlıklı günlerde yine görüşmek üzere. Tabii yine ki. İnşallah seve beraber seve. Güzel programlar seve yaparız seve. Seninle. Çok efendim, bir başka programda görüşmek dileğiyle diyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.